Herkese esenlikler diliyorum değerli arkadaşlar. Bu yayınımızda Sümer medeniyetinden İslamiyet'e yansımış olan bazı geleneklerin ve inançların üzerinde duracağız. Birkaç maddeye değineceğiz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Başlayalım. Sümerlilerde okul tabletlerine göre 6 gün çalışma, 7. gün dinlenme var. Bu Yahudilere sabat olarak geçmiş. On emirde sabatı düşün onu kutsal gün olarak gör deniyor. 6 gün çalışıp 7. günü Tanrı'ya adanmış bir dinlenme günü oluyor. Yahudilere göre Tanrı 6 günde dünyayı yaratıp 7. gün dinlenmiş. Bugünün cumartesi olması da Babillilerden geçmiş. Babilliler her ayın 7. gününde Şapatu günü olarak geçiyormuş. Bir kutlama yaparlardı. Bu üzgünlüğü ve nefis terbiyesini ifade eden ve Satürn gezegenine adanmış bir gündü. Satürn değil, Satürn gezegeninden gelen bir gün adı yani cumartesi. Satürn kötü güçlerin temsilcisiydi. Yahudiler bugünün anlamını değiştirerek onu neşeli bir hale koymuşlardır. Onlar cumartesi gününü Tanrı'ya dua ederek, kitaplar okuyarak çeşitli eğlencelerle geçirirler ve en ufak bir işe el sürmezler. İslamiyete bugün cumaya dönüştürülerek daha hafifletilmiş kurallarla alınmıştır. 2. Sümer yazarlarına ve ilahiyatçılarına göre her insanın ve ailenin bir şahsi tanrısı vardır. Bu bir fal, bir rüya veya doğrudan doğruya görünen tanrı ile bir anlaşma yapılarak belirlenirdi. Bunun görevi baş tanrılardan ait olduğu kimse için sağlıklı ve uzun ömür dilemek ve onun isteklerini tanrılar meclisine iletmekti. Tevrat'ta Tekvin kısmının 31. bölümünün 53. pasajında bu bilgi geçiyor. İbrahim'in Nahor'un tanrısı, babaların tanrısı aramızda hükmetsin deniyor. Bu da Sümerlilerin şahsi tanrısının bir yansıması. İbrahim'in tanrısı İbrahim ile onu tanıyacağına, kendine tanrı yapacağına dair bir ahit yapıyor. Onu da sünnet edinmek suretiyle pekiştiriyor. Kur'an'da 86. surenin 41. ayetinde hiç kimse yoktur ki onun üzerinde bir koruyucusu ve denetleyicisi bulunmasın denilmektedir ki bu da Sümerlilerdeki bireylerin özel tanrılarını yansıtıyor. Yani Sümerlerdeki her kişinin özel tanrısı olması durumu İslamiyet'te her insanın özel meleklerinin olması olarak evrilerek geçmiş bulunuyor. Yani yine Sümer'den geçen bir inanış, bir gelenek. Tabii ki biraz evrim geçirmiş, değişmiş. 3. Tanrı cezası ve ulusal felaketler. Yahve İsraililere kızarak üzerlerine komşu düşmanları saldırtıyor. Kur'an'da da Allah'ın insanlara kızarak şehirleri yıktığı anlatılıyor. Aynı şekilde Akat kralına kızan Hava Tanrısı dağlardan çekirge sürüleri gibi düşman gutileri indirerek Akad'ı hatta Sümer'i yok ediyor. Sümer tanrılarının gökte toplandıkları Duk adında bir yerleri var. İslam inanışına göre de Allah yedi kat göğün üzerinde arşta oturuyor. Bu konuyla ilgili ayetler. Bunları açıklama kısmına da eklerim. 4. Tevrat'taki ilahiler, atasözleri ve deyimlerin Sümerlilerden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Sümer atasözleri tufan kahramanı Ziusudra'ya babası Şurupak tarafından, Tevrat'ta Süleyman'a babası Davut tarafından söyleniyor. Kur'an'da ise Lokman tarafından adı verilmeyen oğluna öğüt veriliyor. Lokman'ın kimliği hakkında çok çalışılmış. Bazıları onun peygamber olduğunu, bazıları da çok dindar olduğundan Tanrı tarafından uzun ömür verildiğini, yaşam boyunca bilgisinin arttığını söylüyor. O 560 yıl yaşamış ve bir adı da Sümerci Ziusudra gibi ölümsüz anlamına gelen Lupat imiş. Arami edebiyatında Ahiciar, Bizans'ta Planudes olarak ortaya çıkıyor. Bunların hepsi Sümer'deki Ziusudra'ya dayanmaktadır devam edelim. 5. Sümer'de rüyalar tanrı bilgisi olarak yorumlanıyor. Bu rüyalardan bazılarının etkisi Tevrat ve Kur'an'da da görülmektedir. Bunlardan en ilginci Yakub'un oğlu Yusuf'un rüyasıdır. Yusuf, "Rüyamda tarlanın ortasında demetler bağlıyorduk. Benim demetim kalktı dikildi. Sizin demetiniz onun etrafını kuşatıp benim demetime eğildiler." deyince kardeşleri bu bizim üzerimizde kral mı olacak dediler. Yusuf'un ikinci rüyasında güneş, ay ve on bir yıldızın kendisine eğildiklerini söylemesi üzerine kardeşleri onu öldürmeye karar veriyorlar. Aynı şekilde Sümer kralı Urza babanın yanında çalışan Sargon gördüğü rüyayı krala söyleyince kral benim yerime kral olacak korkusuyla Sargon'u öldürmek istiyor. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Kur'an'daki ve tabii ki Tevrat'taki İncil'deki pek çok mitolojik hikayenin kökeni doğrudan Sümer'deki hikayelere, inanışlara dayanıyor. Sadece biraz değiştirilmiş, isimler değiştirilmiş. Hikaye üzerinde biraz oynama yapılmış ama kökenin Sümer olduğu kabak gibi ortada. 6. Bazı Sümer rahibeleri evlenseler bile çocukları olmamalıydı. Kazara böyle doğan çocuklar öldürülürdü. Çünkü bu kadınlar Tanrı'nın karısı olduğundan Doğan çocuklar da Tanrı'nın çocuğu sayılıyordu. Sümerliler bir ölümlüden Tanrı'nın çocuğunu istemiyorlardı. Bu ve Kur'an'daki bir ayet İsa'nın neden Tanrı'nın oğlu olarak kabul edildiğine bir açıklık getiriyor. Kur'an'da 3. surenin 35 ve 37. ayetleri arasında şöyle deniliyor. İmran'ın karısı şöyle demişti. Rabbim karnımdakini azatlı bir kul olarak sana adadım. Adamı kabul buyur. Rabbim onu kız doğurdum. Ona Meryem adını verdim kovulmuş şeytana karşı onu ve soyunu sana ısmarlıyorum dedi. Rabbi ona hüsnü kabul gösterdi ve güzel bir bitki gibi yetiştirdi. Zekeriya'yı yani teyzesinin kocasını Rabbi onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya onun yanına mabede her gelişinde orada bir rızık bulur. Bu sana nereden geliyor derdi. O da Allah tarafından derdi. Bu ayetten anlaşıldığına göre o zaman mabetler vardı. Tevrat ve İncil'de de mabetlerin bulunduğu yazılı. Meryem mabede adanmış ve orada yetişmiş bir kızdı. Herhangi bir şekilde bazı kitaplara göre de nişanlısı Yusuf'tan hamile kalmıştı. Onu gidip ücra bir yerde doğurması, Tanrı'nın çocuğu diye öldürülmesinden korktuğu için olmalı. İsa büyürken Tanrı'nın oğlu olduğu kendisine aşılanmış olduğundan ben Tanrı'nın oğluyum diyerek ortaya çıkması geç de olsa ölümüne neden olmuştur. Evet bu hikaye İslam'a geçtiğinde üzerinde oynama yapılıyor. Muhtemeler Hristiyanlıkta da oynanmıştır. Nasıl aksettiriliyor? Efendim işte Meryem kötü bir iş yaptı. Yani zina yaptı. O yüzden şehirden kaçtı başka yerde doğrudu şeklinde aksettirilmeye çalışılıyor. Ama bunun ana kaynağını indiğimiz zaman burada görmüş olduğunuz üzere eskiden tapınaklarda çalışan kadınların çocuklarının olması istenmiyormuş. Çünkü tapınaklarda çalışan rahibelerin Tanrı'nın karıları, Tanrı'nın eşleri olduğu şeklinde bir inanç varmış. Dolayısıyla onlardan doğan çocuklar da Tanrı'nın çocuğu olarak görüldüğü için bir ölümlüden Tanrı'nın çocuğu istenmediği için onlar öldürülüyormuş. O yüzden Meryem çocuğu olduğu için ve kendisi mabede adandığı için yani Tanrı'nın eşi olarak görüldüğü için bu sebepten kaçıyor çocuğu öldürülmesin diye. Evet devam edelim. Yedinci madde başörtme. Sümer tapınaklarında rahibeler genel kadın görevi yapıyorlardı. Bunlar tanrı namına seks yaptıklarından kutsal sayılmış ve diğer kadınlardan ayrılmaları için başları örttürülmüştür. Daha sonraları İsa'dan önce 1500 yıllarında bir Asur kralı yaptığı bir kanunun 40. maddesiyle evli ve dul kadınları da başlarını örtmeye mecbur etmiştir. Fakat kızlar ...cariyeler ve sokak fahişelerinin örtünmesi yasak, örtünürlerse ceza var. Böylece meşru seks yapan evli ve dul kadınları da mabet fahişeleri düzeninde saymışlardır. Bu gelenek Yahudilere geçmiş. Dindar Yahudi kadınları evlenince saçlarını tıraş ettirip bir peruk veya başörtüsüyle başlarını örtmüşler. Hristiyanlıkta rahibeler aynı şekilde başlarını örtüyorlar. İlginç olanı Tevrat'ın son yazıldığı zamana kadar... Yahudilerin arasında Tanrı namına fuhuş yapan kadın ve erkekler varmış. Tevrat Tesniye 23. bölümün 18. pasajında İsrailoğullarından ve kızlarından kendilerini fuhşa vakfetmiş kimseler olmayacaktır. Kadınlar fuhşun ücretini herhangi bir adak için Tanrı'nın Rabbin mabedine getirmeyeceksin. Çünkü bunların ikisi de Tanrı'nın Rabbe mekruhtur şeklinde yazılıyor. Yahudi fahişeleri yüzlerine peçe koyuyorlarmış. Bu da Tevrat sayılar kısmında geçiyor. Bunun Araplarda da olduğunu duydum ama yazılı bir kanıt bulamadım. İslam'a örtünme erkekten kaçma şeklinde geçiyor. Buna karşın erkeksiz bir yerde Kur'an okunurken veya dua edilirken kadınların başını örtmesi Sümer geleneğinin bir devamıdır. Bu arada Kur'an'da kadınların örtünmesiyle ilgili bazı ayetler var biliyorsunuz. Buraya ayetlerden birisini koydum. Onu da okuyalım. Mümin kadınlara söyle, gözlerini korusunlar, namus ve iffetlerini esirgesinler, görünen kısımları müstesna olmak üzere zinetlerini teşhir etmesinler, başörtülerini yakalarının üstünü örtsünler, kocaları, babaları, kocalarının babaları, kendi oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kendi kadınları, ellerinin altında bulunan erkeklerden kadına ihtiyacı kalmamış hizmetçiler, o henüz kadınların gizli kadınlık hususiyetlerinin farkında olmayan çocuklardan başkasına zinetlerini göstermesinler. Gizlemekte olduklarını açığa vurmasınlar. Ayaklarını yere vurarak açığa vurmasınlar. Şeklinde bu ayet. Biliyorsunuz Nur suresinde geçen bir ayet. Bir de Ahzab suresinde geçen bir ayet var. Asıl tesettür ayet odur. Orada cilbaptan bahsedilir. O bilgiyi de verelim. Evet sunumumuz burada. Son erdi değerli arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Esen kalın.